Okul Olacak Çocuk'tan merhaba, ben Gökçe. Bugün yayında yalnız değilim. Ruhi ve Ümit var. Daha önce ikisiyle de yayın yapmıştık. Bilenler bilirler. Hatta iki yayınımı Ümit'le yapmıştım. Son yayınlarından birini de Burcu'yla yapmıştım. Bugün de ikisiyle birlikteyiz. Ve aslında benim çok uzun zamandır konuşmak istediğim, tartışmak istediğim bir mevzuyu. Yani biz burada boşuna mı edebiyat parçalıyoruz? Yaptığımız edebiyat ne işe yarayacağı konuşacağız. Siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Birilere gelene kadar. Evet, ilk yayını birlikte yapmıştık seninle. Aradan ne zaman, ne kadar zaman geçti? 2 ay geçti mi? 2 ay geçti. Tabii o zamanlar takipçim bayağı azdı. Hala çok fazla sayılmaz. Yok, gene iyisin ama 2 aylık bir süreçte gerçekten hızlı ilerliyorsun. Takip ediyoruz, çok nitelikli ürünler paylaşıyorsun. Tanıtım yazılarını harika, onu söylemeden geçemeyeceğim. Bugün de bu gece de kitap üzerine konuşacağız. Burcu ile beraber. Özellikle edebiyat üstüne. Özellikle edebiyat üzerine. İki edebiyatçı dostumla birlikte, ikisi de edebiyat öğretmeni. Hatta Burcu benim bölümden arkadaşım aynı zamanda. Evet, ben Ümit. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz tekrar. Sözü de Burcu'ya veriyorum. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Edebiyat konuşmaktan çok keyif aldım. Çok yakın dostlarımla. Tekrardan canlı yayında edebiyat konuşmak çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Şu an beni öğrencilerim de herhalde takip ediyor. Onlara ben selam söylüyorum. Yavaş yavaş başlayalım. Ya gerçekten merak ediyorum. Niye edebiyat okuyoruz? Niye edebiyat okumayı seviyoruz? Yani niye edebi kitaplar okuyoruz? Okuduğumuz bu edebiyat kitapları nereye gidiyor? Ne işimize yarıyor? Yani aslında bunları konuşacağız. İlk belki edebiyata başlangıcımızla ilgili konuşabiliriz önce. Hani belki tarihsel biraz bakabiliriz. Edebiyata nereden başladık? Yani edebi metin okumaya nereden başladık? Nasıl başladık? Da hatırlıyor muyuz? Edebi metinleri hatırlamıyorum. Setleri hatırlıyorum. Geç onları. Çocukluğumuzdaki setleri ilk. Onların bende bıraktığı duyguları hatırlıyorum. Şu an nasıl bir insan olduğumu kendime baktığımda, kendi içime baktığımda onların bana katkıları olduğunu seziyorum. Ama metin hatırlama konusunda ben çok iyi değilim. Metinlerin bende bıraktığı duyguları hatırlıyorum. Ona geliriz. Onu zaten bahsedeceğiz de. Bu Aha. şey, bu bahsettiğin setler dediğin şey ne? İlkokul setleri, birinci Tamam, sınıfta hatırlıyorum mesela. peri masalları falan mı? Aynen, Hmm. çeşitli masalların ve küçük çocuk hikayelerinin olduğu çok duyulmamış hikayelerdi bunlar. Böyle klasik falan değil. Okula getirilmişti ve orada bunların satışı yapılmıştı. Biz de oradan bir set almıştık. Bu senin edebiyata başlangıcın ya da kitap Edebiyata okumaya sevgini arttıran, yok, başlatan sevgiyle şey neydi? alakalı değil. Sadece başlatan bir şey. O an hani bu çok sarılarak, çok severek Yapmadım. okuduğum şeyler değildi. Sadece okula gidiyoruz. Bunları okumak zorundayız. Ama zevkle aldığım şeylerdi. O hissiyatı hissediyorum. Ama ilk kitaba yöneldiğim, kendim isteyerek yöneldiğim zamanları hatırladığımda ansiklopedileri saymazsak, meydanları saymazsak çok ağır kitaplarla başladım ben. Yaş Ve kaç? çok şöyle söyleyeyim, ben Emile Zola'nın Germinal'ini 6. sınıfta okudum. Okuyamadım ama yani başladım okuyamadım falan. Öyle merakla o tip klasik kitaplara başladım, bitiremedim falan. Ama en azından oradaki pasajlar dikkatimi çekti ve kitaba başlamıştım. Bitiremesem de ben onları elime almak, onlara ilgili olmak benim için önemliydi. Çok bilinçli bir okur değildim yani küçükken. Bu bilinçle mi alakalı bilmiyorum ama bundan bahsetmek istiyorum. Yani aslında sen çocuk edebiyatı metni çok fazla okumadın o setler Yok, dışında, değil okumadım. mi? Evet. Buna gelmek istiyorum. Dostum sendeyiz Burcu. Sen ne diyebilirsin bunlar hakkında? Nasıl başladın? Seni bu setlerden yolun geçti mi? Tabii ki. Yani şunu düşündürdü bana Ümit'in söyledikleri. Hani ilk okuduklarımızı okurken zaten bunlar edebi metinin bilincinde olarak okumuyoruz aslında, değil mi? Yani edebi metinlere giderken o okuduklarımız birer yol oluyor Tabii. esasında. Hani seninle yaptığımız yayında da konuşmuştuk hatırlarsan. O anlamda İpek Ongun kitaplarını da ben çok kıymetli buluyorum demiştim. Çünkü bir basamak oluşturuyordu. Yani okuma alışkanlığı kazandırma da aslında bir basamaktı onlar. Yani o zamanlara baktığım zaman da hani edebi nitelikli ne okudum diye düşünürsem
ben de lise 1. sınıfta Sefilleri okuduğumu hatırlıyorum mesela. O da beni diğer kitaplara yönlendirmişti. Diğer edebi niteliği yüksek olan diyebileceğimiz kitaplara yönlendirmişti mesela. Onları hatırlıyorum. İpek Ongun'u ben de okudum. Çok güzeldi ya. Ama ben onların dediğim gibi lisede, yani bugün incelediğimiz zaman... Merakımdan ben de okudum, evet. Hani incelediğimiz zaman edebi olarak çok kıymetli gelmeyebilir. Ama peki bir şey soracağım. Bu seninle yaptığımız Wattpad yayınından sonra bir arkadaşım bir yorum yapmıştı. Belki sana da atmıştım, hatırlarsın Nihan. Buralardaysa bilmiyorum. Bir selam olsun. Çok güzel bir yorumdu. Şöyle demişti. Ben Watt yani o tipteki kitapları okuduğum zaman yani bu işte çabuk tükenen, çok satan kitapları okuduğum zaman okuduğum kitapların değerini ancak o zaman anladım. Yani aslında hani hocalar sürekli işte klasik okuyun, klasik okuyun diyorlardı ama ben neden klasik okuyun dediklerini kötüyü okumadan iyinin değerini anlamıyorum. Kötüyü okumadan iyi anlamamıştım ve onları okuyunca daha iyi anladım okuduklarımın gibi. Yani bilmiyorum bize de böyle bir etkisi oldu mu ama ben de mesela tam İpek Ongun'u zaten ben de okumuştum ama belki benim daha farklı diyebileceğim işte ortaokulda Ayşe Kule'nin çok okudum mesela. Orta sonunda falan ama liseye geçince artık yok yani. Bu her şeyde var bence. Yani kötü kitapların böyle bir etkisi var. Bu ders kitabında da böyle bir şey var. Harika bir metni alın, ders kitabına koyun. Sırf ismi işte 10. ders sınıf kitabı, edebiyat kitabı diye o metin hiçe sayılabiliyor. Ama alın onu bir roman ya da hikaye olarak neyse tür artık ona göre verildiğinde, ona göre sunulduğunda o kitap daha farklı şekillerde karşılanabiliyor. Bu önyargılarla biraz da alakalı diye düşünüyorum. Yani o klasik metne ön yargılarla yaklaşmıyorsun ama kötüsünü okuduğun zaman iyisini de okuyup aradaki dengeyi sağlayabiliyorsun. Ne kadar iyi kitapların olduğunu kötüsünü okuyup fark edebiliyorsun. Biraz ön yargıyla ilgili sanırım. Şimdi bizim yaşlarımız yakın. Ben de hani benzer şekilde o setleri ilkokulda ben de o setlerden okudum. Hatta bizim sınıf kitaplarımız da vardı. Gidip hani alıp değiş tokuş şeklinde okuyorduk ve onların bendeki hafızası da hala tazedir. İşte peri masal, çizmeli kedisinden işte o üç tane oğlu varmış masalına. Klasik klişe masallar vardır. Ve onları ben çok büyük keyifle okuduğumu. Yani hiçbir zaman anlamıyorum. Bendeki o kitap okuma zevki ya da edebi diyebiliriz. Edebiyat yani kurmaca metin okuma zevki. Bayağı herhalde kanımda vardı bu yani. Öyle düşünüyorum. Şey aklıma geldi şimdi sen söyleyince. Kitapla ilgili değil de yengem mesela bize çok fazla masal okurdu. Korku hikayeleri okurdu demeyeyim, anlatırdı. Kitap falan yoktu ortada. Onların bende ciddi etkisini hatırlıyorum. Korku hikayeleri olmasına rağmen o gizemli havayı kitaplarda da bulduğumda o yengemin bana anlattıklarını anımsamak belki böyle bir köprü, böyle bir bağlantı kurmuş olabilirim. Ama kitap dediğim gibi çok fazla şey değildi. Yani etkin değildi. Çocuk edebiyatı dediğim, ben de şunu söyleyeceğim. Şu an mesela çocuk edebiyatı dediğimiz şey çok yaygın ve böyle bir kategori var falan ama hani bizim zamanımızda çok daha azdı bu. Ben hani o bizim zamanımızda daha da azdı. Zamanımızda daha da azdı tabii benden yaşlı bir kaldığınız için. O serileri eğer geçersek ben de çocuk edebiyatını anla. Bir şey okumadım. Jules Verne'in 2 yıl okul tatilini okudum. Çok net hatırlıyorum. Gülten de Yolun bir tane gezi kitabını okudum. Kenan Yolculuk. 2 tane sayabiliyorum toplamda. Sefillerin, koca çocuklukta. Sefillerin kısaltılmış versiyonunu okudum. Bunu da hatırlıyorum. Sonra geçtim Hale Edip'lere. Ben ortaokulda deli gibi Hale Edip okuyorum. Ya da işte şey, ben de ortaokulda bir benim belki edebiyata olan şeyimin, şevkimin başlaması ya da kitaplara olan aşkımın körüklenmesinin bir sebebi de ortaokulda. Bu hani sizinle de gittiğimiz sahaf var mı ya şu şey yakınımızda, evimin yakında bir sahaf. Ortaokulda ben orayı keşfettim, daha doğrusu o zaman açıldı. Ben sürekli oraya gidip, çok da ucuzdu zaten kitaplar, harçlığına kitap alabiliyordum. Yoksa böyle hani bir şey... Nasıl keşfettin orayı? Zaten şey, Üsküdar'a giden yol. Yol üstü. Yol üstü. Gördüm. Aa, kitap. Mesela benim böyle bir şansım yoktu. Tabii. Mesela yani çok etkili bir şey. Sosyoekonomik olarak orta düzeyde olan bir yerdeydim. Kitapçı bile yok. Kırtasiye vardı. Kitapçı dedim. Tabii, şey tabii. Kırtasiyeydi ve kırtasiyede kitaplar yoktu. Büyük bir şansım yani. Kaldı ki hani orası kitapçı olsa ben de belki bu kadar çok alamazdım. Çok mu acındırdım kendimi? Hayır ama sen Rize'de yaşamadın. Rize'de yok, Bursa'da. Bursa'da geçtin. Bursa'da. Hani şey değil yani. Benim de bayağı şansım da. Şey diyeceğim. Ona bağlamak istiyorum. Ya gerçi biraz çok konumuzdan uzaklaşmak istemiyorum ama bunu sormak istiyorum ya. Cemal Süreyya'nın aritmetik iyi, kuşlar pek iyiydi bir lafı vardır ve ben onu çok düşünürüm. Kitabı değil mi o? Kitabın evet, ismi. Evet. Kitabın ismi de sanırım günlüğünde yazıyor. Yani çocuk edebiyatı ile ilgili. Yok, onun kitabı var. Öyle. Tabii. Günlüğünde yazıyor. Yani kitabın başında işte çocuk edebiyatı ile ilgili yazdığı günlüğünden parçalar koymuşlar. Orada şey diyor.
Bence çocuklar için edebiyat diye bir şey yoktur. Her metin her yaş grubundaki insanlar tarafından farklı bir şekilde alınabilir. Çok doğru söylüyorsun. Bence çok katılıyorum buna. Müthiş doğru. Yani bizim de aslında oturup işte 6. sınıfta bilmem Emin Zola'yı okudum diyorsun. Yok işte Hadetip okuduk filan. Hani Dostoyevski'yi okudum. Kitaplar. Ben mesela Dostoyevski'nin bir kitabını ben de 14 yaşında filan okudum. Çok da sevmiştim yani kendimce o dönemce. Burada şunu söylemek istiyorum. Bilmiyorum konuyla çok bağlantılı mı da bana şunu düşündürdü. Her okuduğumuz kitabın edebi bir niteliğinin olması gerekir mi? Yani bizde yarattığı duygular da önemli diye düşünüyorum. Mesela hep İpek Ongun'a gidiyorum ama onlar tamam bir basamaktı. Çok edebi niteliği olmayan kitaplardı. Ama bende iyi duygular oluşturuyorsa o da kıymetli diye düşünüyorum ben. O kitap işte da kıymetli. İlk basamak. İlk basamak için zaten o zaman, konuşuyorum. Ama zaten bir yerden sonra herhalde o yetmemeye başlıyor. Zaten bir yerden sonra yetmemeye başlıyor. Elbette ki yetmeyecek. Zaten hep aynı düzeyde gitsin, hep orada takılı kalalım demiyorum. Başlangıç için yani bazı kitapların sadece duygusu bile yeterli olabilir bazen. Kesinlikle öyle. Doğru. Peki esas mevzumuza gelelim. Yani biz bu kadar işte şey, ben mesela yeğenim kitap okusun diye çıldırıyorum. 3 yaşında ama işte kitapları seversin falan derdindeyim. Eminim sen de öylesindir. Ümit'in yeğeni olsaydı Ümit de öyle olurdu kesin. Ya da işte çocuğumuz olursa illaki onun da kitap okumasını isteyeceğiz. Neden yani? Ya da ben bu sayfayı neden açtım? Neden insanlar kitap okusun istiyorum? Şöyle, ben şuna şöyle cevap vermek istiyorum. Bence kitap okumak bireysel olarak yapılan en keyifli işlerden biri. Bunu seninle yaptığımız yayında da söylemiştim. Yani burada o işin keyifli olduğunu farkına varmak, bireysel olarak yapılabilecek en keyifli işlerden biri olduğunu farkına varmak bence en büyük kazanım. Ya benim için öncelik bu olurdu. Yani birine kitap okuma alışkanlığı kazandırırken ki duygu benim başlangıçta gerçekten bu. Onun dışında bilgi edinmek ya da ne diyebiliriz? Başka düşünce biçimleri, bakış açıları kazanmak için de farklı farklı yöntemler yapılabilir esasında. Doğru. Kitap da çok önemli ama bence burada bunun çok keyifli bir şey olması, aynı zamanda arındıran bir tarafının olması. Yani hem ruhsal olarak arındıran, hem zihinsel olarak arındıran, fiziksel hatta fiziksel bir etkinlik olması çok önemli benim için. O yüzden benim duygum başlangıç için en azından bu çok keyifli bir şey ve bu keyfin tadına varmak. Tek başına yapabileceğin en keyifli şeylerden biri ve bundan mahrum olmamak. Tek başına yapabileceğin en keyifli ve en ucuz Evet. Ve en kolay ulaşabileceğin şeylerden bir tanesi. Kitap okumak dediğin gibi biyolojik, fizyolojik ve ruhsal birçok artısından bahsettin ve bunu sadece aldığın bir kitabın içine girerek yaşayabiliyorsun. Dediğim gibi çok da ekonomik aynı zamanda. Peki aynı şeyi bize müzik sağlayamaz mı? Sinema sağlayamaz mı? Bir yere kadar sağlıyor. Ne yere kadar sağlıyor? Netflix'i açıyorum. Reklam verdim gerçi ama. Tarihsiz Serüvenler dizisini izliyorum. Harika bir dizi. Çok hoşuma gidiyor. Ama yetmiyor. Bir yerden sonra ne istiyorum? Kendi kurgu dünyamı kendim kurmak istiyorum kitap okuyarak. Yani var olan görselleştirilmiş hikayeyi okumaktan ziyade kendi okuduğum hikayeyi görselleştirmek istiyorum. Kitabın da zaten en büyük artısı bu değil mi? Kendi dünyanı kendin yaratıyorsun. Ama biz şu an tamamen kitap okumaya sever 3 kişi gözüyle bakıyoruz. Mesela burada Songül yazmış ki. Ben Songül demişken buradan kardeşime cevap vermek istiyorum. Bana göre yapılan en keyifli şey ya da keyifli eylemlerden biri de diyebiliriz. Çünkü kardeşim resimle doğrudan ilgilenen biri olarak bence en keyifli şey resim yapmak mesela. Biz ama metin üretmekten bahsetmiyoruz. Ama evet. Bir resim de okumak burada deseydi olabilirdi ama evet, biz ben de mesela üçümüzün de yazarlık yönü hasbelkader var ve oradan da bahsedebiliriz yazarlık kısmından, yazma üretme kısmından ama ondan bahsetmiyoruz. Biz buradan resim okumak derse evet, ben de o yüzden o bağlamda konuşabiliriz. Özellikle film izlemek ya da müzik dinlemek dedim. Tabii. Müzik yapmak ya da film çekmekten bahsettim. Çok sevmesen de tüketim kelimesini kullanabilirim burada. Yani film tüketmek, dizi tüketmek şeklinde kullanabilirim. Evet, Helin demiş ki ben kitap okuduğumda
oradaki yaşantılar, yaşananları görünce kendi yaşadığım hayattan kopuyorum ve kitap bittiğinde üzülüyorum. İki tür okuyucu var. Bir kendini tamamen kitaptaki karakterlerin ve hayatın içinde bulanlar. Bir de Helin arkadaşımız gibi mevcut hayatından kopup tamamen oraya gidebilenler. Ben o ikincisi, yani Helin arkadaşımız gibi olan şeylerden daha çok zevk alıyorum. Evet, ben de Helin'in bu bakış açısıyla evet, okumaktan çok keyif alıyorum. Teşekkür ederim kendisine. Bence zaten kendisine arındıran kısmı da bu. Biraz o oluyor. Evet. Yani bu dünyadan koparıp başka bir dünyaya gitmek, nefes alıyorsun, orada kalmak. Değil mi? Bir de o dünyayı kendin yaratman da evet, etkili oluyor. Şimdi dedi ya, film izlerken olmuyor. Oluyor. Sunulan olmuyor bir şey değil. Var ama. Görsel evet, sunulan bir şey var. Orada. Ama kitapta görsel manada sunulan bir şey yok. Tamam, kendin yaratıyorsun ben o kurguyu. Tabii biz böyle fayda arıyoruz ama bir faydası olması da gerek yok. Sanat kitabın mı? Yok yok, hayır. Zaten en başta söyledim ya, esasında keyifli bir iş olması. Ya fayda aramak zorundayız bence. Zorunda mıyız? Zorundayız. Bize bir faydası sanat, yoksa buna devam edemeyiz bir fayda ki. Olarak. Evet. Tabii öyle görmek. Acı ama veriyorsa ve o acıdan hoşlanıyorsak da fayda. Ondan zaten kaçamayız ama yani. İlla ki neticede bir faydaya bağlanacak o. Mutlaka bağlanacak. Peki fayda bakımından edebiyatı diğer sanat dallarından nasıl ayırabiliriz? Yani az önce dediğim şeye geliyoruz belki. Sendeyiz mi? Bendeyiz. Fayda bakımından mı? Evet. Hangi sanat dalı? Müzik mesela, senin ilgilendiğin bir sanat dalı daha. Evet. Bir başka sanat dalı. İkinci sanat dalı. Fayda bakımından. Müzik dinlerken ki duygularınla, evet, kitap okurken ki duyguların benzer mi ya da ne farkı var? Çok farkı oluyor. Bir de ben de dönem dönem de bunlar çok yer değiştirebiliyor. Mesela bir ara müzik beni çok etkiliyordu. Kulaklığımda müzik dinlemek çok etkiliyordu. Ama ben gene kitap okuma ihtiyacı hissediyordum. Yani birbirini yerine almıyor. Film izlemek, dizi izlemek. Aynı şekilde bir ara kendimi çok fazla dizilere ve filmlere kaptırdığım dönemler oluyordu. Ama gene kitap okuma ihtiyacım oluyordu. Bu belki de az önce söylediğim gibi kendi dünyamı yaratma isteğiyle alakalı olabilir, bilmiyorum. Ama şu olmuyor. Müzik dinlediğim dönemlerde gideyim bir de film izleyeyim durumu olmuyor. Gene o müzik dönemindeyim ama kitaba yöneliyorum. Yani müzikteyken sinemaya ya da başka şeylere yönelme ihtiyacı hissetmiyorum ama kitaba her zaman yönelme ihtiyacı hissediyorum. Belki de tekrar edeceğim, kusura bakma. Kendi yarattığım şeyleri, çünkü okumak yaratıcı bir eylem. Yaratmak zorundasınız. Kendi kurgu dünyanızı. Belki bu yüzden devamlı oraya kaçıyorum. Bir de sende şunu da, belki hepimizde, ikimizde de var bu. Hani okumak keyifli bir iş dedik. Onun dışında bir ihtiyaç haline de geliyor. Belki tabii de. Öyle. Hani dedin ya, müzik dinliyorum bir dönem. O beni mutlu ediyor. Ama ben yine de kitaba ihtiyaç duyuyorum. Evet. Diyorsan orada senin için artık. Ama estetik ihtiyaçtan bahsediyorum. Yoksa öteki tabii ki. Tabii ben de onu hepimizin kitap ihtiyacı var. Mecburen okumak zorunda olduğumuz kitaplar var. Ondan söz etmiyorum. Tabii zaten. Estetik olarak o ihtiyacı hissediyorum, evet. Kitap okumasaydık ne kaybederdik? Kitap okumayanlar ne kaybediyor? Edebiyat okumayanlar ne kaybediyor? Hiçbir şey kaybetmezler. Ha, şimdi bana bunlar da gel. Hiçbir şey kaybetmezler çünkü. Çok yanlış mesajlar veriyoruz. yak versin. Bir saniye, hiçbir şey kaybetmezler çünkü kaybedecekleri şeyin ne olduğunu bilmedikleri için. onun büyüklüğünün farkında olmadıkları için kaybedecekleri şeyin. Onu deneyimleyemeden. Deneyimleyemeden. Ne kaybettiğini bilemez. Bilmeyecek. Yani şimdi sen arkandan kocaman bir şans geçtiğini düşün. Ne olabilir o şans? Hayatında yakalayabileceğin en büyük şansın sen kuzeye bakarken güneyden geçtiğini düşün. Sana hissettirmeden geçiyor gidiyor. Sen bir kaybım oldu mu? Olmadı. Arkana dönseydin kazancın olurdu ama. Gibi. Evet. Öyle bakıyorum biraz. Bunu da konuşalım da, Fatma Zehra da şey demiş, bu klasiktir ya, kitap okuyun Türkçe netleriniz artsın. Siz de çocuklarınıza böyle şeyler söylüyor musunuz? Yani o kısa vadede olabilecek bir şey değil, bunu bir önceki yayında da söylemiştim zaten. Uzun vadede kitap okuyanlar için bence çok fayda sağlayacak bir şey. Tabii ki okuma hızını arttırıyor, daha hızlı düşünmeye başlıyorsunuz. İşte kelimelerin anlamsal ilişkilerini kurmak daha hızlı hale geliyor okuduğunuz için. Çünkü düşünsel bir pratik yapmış oluyorsunuz okurken. Ve küçük paragraf metinlerinde de bununla karşılaşmak işlerini kolaylaştırıyor. Ama ben hiçbir zaman buna indirgemeyi sevmiyorum. Evet. Yani çok tavsiye ettiğim şeyler arasında da olmuyor açıkçası. Biraz ezberci kalıyor diyorsun. Çok ezberci kalıyor. Çünkü bunu diğer hocalar, şimdi zan altında bırakmayalım tabii de.
Hemen hemen her hoca tavsiye eder. Kitap oku, paragrafları, daha iyi çözersin falan. Daha iyi çözersin. Ben de küçük metinler üzerinde çalışmak, mesela paragraf için konuşmak. Ben de paragraf, bol bol paragraf çözüyorum. Daha mantıklı geliyor bana. Ben de Burcu'ya paralel bir şey söyleyeceğim. Yani kısa vadede bu hap değil. Yani edebiyat evet. Böyle bir hap değil. Ve merak duygusu olmadan, paragraf üzerinden konuşuyorum. Merak duygusu olmadan okunacak bir kitaptan çok fazla bir şey sadece anlamazsın. göz gezdirme olur. Kelimenin altını çizeceksin. Merak, kitabı çizin arkadaşlar. Buradan bir mesaj verecek olursam, kitaplarınızı çizin. Ben uzun süre çizmedim. Pişman mıyım? Değilim ama çizseydim iyi olurdu. Çizin, notlar alın, post-it yapıştırın, bir şeyler yapın. Kitabı kullanın. Kelimenin altı çizilmedikçe, merak edilmedikçe, cümleler birbirine nasıl bağlanıyor algılamadıkça paragraf soruları yapılamayacağı için yani bu kısa vadede bir çözüm değil. Ben de öyle düşünüyorum. Buna paralel olarak yine sizin işinizle alakalı belki bir şey sorayım. Bu gerçekten nasıl edebiyat öğretebiliyor musunuz? Ya edebi zevk, yani ya da edebiyat öğretmek ne demektir? Bana sorarsanız lisede verilmesi gereken şey edebi zevk. Ve hatta ben belki kişisel olarak söyleyebilirim ki lisede çok iyi edebiyat öğretmenlerim oldu. Bir tane edebiyat öğretmenim vardı. Kendisi sınıf öğretmenim aynı zamanda. Derse gelip bir ders, hatta iki ders boyunca Orhan Veli'nin şiirlerini okuduğunu bilirim. Aha Orhan ben. Veli'nin şiirlerini... Ha? Aha ben. Sen misin? Orhan Veli'nin şiirlerini çok hakimimdir ve tamamen ondan kaynaklı. Nazım Hikmet'e çok hakimim. Onun böyle sevdiği klasik şairler vardı. İşte Tevfik Fikret'i çok severdi. İsmet Özel'i çok severdi. Çok hakimim bu şairlere, kendisi vesilesine. Ve aynı zamanda mesela Kafka'yı ben ondan duydum. İşte Sartre'nin işte bulantısını ondan duydum. Yani çok fazla bu tip metinleri de ondan duydum. Böyle edebiyat öğretmenliği gerçekten şans ve hani tabii ki de dersi anlatmasının ötesinde böyle bir edebi zevk de ben en azından ben almak istediğim için belki almıştım. Kaç kişiydi sınıf mevcudu? 30 kişi. 30 kişi. Sen 30 kişi de o hocanın ağzından bunları duydu ama senin aklında kaldı veya birkaç kişinin de aklında kalmıştır. Çünkü Tabii. ilgilendiğiniz için. Tabii. Yani çok hocayla da Kesinlikle. alakalı değil, bu seninle de alakalı biraz. Ben hocanın hani çok sevdiği şairler ve şiirler üzerinden gitmesi taraftarı değilim derslerde. Ama coşkuyla anlatıyordu. Ya Orhan Veli'yi adam coşkuyla okuyordu yani. Hayır, coşkuyla dersi işleyebilir. Coşkuyla şeyler anladı. Ben Orhan Veli biliyorsun ne kadar çok sevdiğimi. Evet, biliyorum. Buna rağmen söylüyorum. Bu diğer şairlere, yazarlara haksızlık oluyormuş gibi bir düşünce oluşturuyor bende. Dersin bağlı, o an derste o anlatılmıyor. Konu o değildi zaten. Konunun tamamen dışında şey yapıyor, işliyor bunu. Ve Şunu sor. tamamen keyif aldığı şey ve hani mesela onu aldığı keyif bana geçti. Edebi Şey zevk konusunda çok anlamında. haklısın. Yani edebi zevk konusunda çok haklısın, değil mi Burcu? Edebi zevk konusu. Yani vermemiz gereken esas şey o. Soruna dönecek olursak dedin ya ne kadar Evet. verebiliyoruz, öğretebiliyor muyuz? Şimdi Ümit'in adına da herhalde konuşabilirim. İkimiz de özel bir kurumda çalışıyoruz. Dolayısıyla sınava yönelik çalıştığımız için biz daha sonuç odaklı bakarak Doğru. gidiyoruz. Yani biz sınıfta ders anlatırken ne kadar da o edebi zevki vermeye çalışsak da sonuç odaklı ve daha pragmatik gitmek zorunda olduğumuz için belki bir iki parça bir şey söyleyebiliriz, bir anekdot anlatabiliriz, değil mi? Ya da küçük onların hayatlarından bir şeyler söyleyebiliriz. Belki bir iki şiir okuyabiliriz ama tam manasıyla o edebi zevki vermemiz bizim bulunduğumuz kurum ve yaptığımız iş Mümkün itibariyle değil. çok mümkün değil zaten. Belki okulda çalışıyor olsaydık, değil mi? Bunu yapmak için fırsatımız olurdu, imkanlarımız Ya, tabii. olabilirdi. Ama şu an yaptığımız iş edebiyat anlamında sadece edebiyat tarihi, değil mi? Seninle biraz önce konuştuğumuz gibi Edebiyat edebiyat tarihi tarihi öğretimi. eğitmek Tabii. gibi oluyor. Yani edebiyat öğretimi de değil. Mesela edebiyat eğitimi olur. Evet. Edebiyat öğretimi ise edebiyat tarihi öğretimi olur. Edebi zevk konusunda zevk konusuna bakacak olursak edebiyat eğitiminden bahsetmek lazım. Ben mesela yüksek lisansa giriş makalem buydu. Güzel sanat olarak edebiyatın yani bir edebi zevk olarak verilmesi, liselerde verilmesi konusuna makale yazıp üniversiteye sunmuştum. Sonra okunmadı o. Sen neyden bahsetmiştin? Niye istemediniz? Şey, niye istediniz ve niye okumadınız ki durumu oldu? Efendim? Sen neyden bahsetmiştin orada? Yani bunu nasıl çözülebileceğini bahsetmiş miydin? Yani nasıl Ya, bu? çeşitli pratiklerde bulunmuştum. Pratiklerden bir tanesi mesela şuydu. Ekran okumasında çocukların, öğrencilere kitap okumasından ziyade artık teknoloji gelişiyor. Ellerde telefon, tabletler var. Ekran okumasının eğitiminin de yapılması gerektiği vardı. Onun öncesinde
edebiyatın bir okuyucunun yani bizim seviyede öğrencinin zevk alabileceği bir nesne olarak edebiyatı kullanabilmesi, o şekilde görebilmesi meselesi vardı. İşte bunlar üzerine durmuştum. Öncelikle edebiyatı, daha doğrusu metni okuyucunun anlaması ve anlamlandırması, yani kendi anlamını katması lazım. Ondan sonra belki o metinle alakalı diğer öğretici ya da bilgilendirici şeylere geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani çocuk, öğrenci öncelikle o metinden zevk alacak. O metinde anlatılan tema olmasa bile kendi hissettiği duyguları, o temanın dışında bile olabilir. O metinden ne hissediyorsa onu hissedebilmeli. Ve şunu da bilmeli aynı zamanda. Bu metni 2 yıl, 3 yıl sonra okuduğunda farklı hislere gark olacağını da bilmeli. Yani Yani aslında metin nasıl okunur? Bu metin benim ne işime yarayacak? O fayda meselesi var ya. Yani yarın benim ne işime yarayacak diyor ya öğrenci. Yarın işte bu işine yarayacak senin. Hayata bu metni bugün okuduğunda bu gözle bakabiliyorsun. Ama yarın aynı metni okuduğunda aradan geçen kendi gelişimini izleyebileceksin. Neden bu metni 2 yıl önceki gibi anlamlandıramıyorsun? Bunu görebilecek öğrenci ya da okur. Ben aslında burada belki fayda meselesine tekrar dönmek istiyorum. Son zamanlarda şeyi düşünüyorum. Acaba hatta bunu bir arkadaşımla da tartışmıştım. İşte ya tabii ki de psikoloğa gitmeyin, psikiyatra gitmeyin demiyorum ama ben onun psikoloğa giderek yaptığı şey edebiyatta kendi kendime sağaltarak yaptığımı düşünüyorum. Yani edebiyat bize bu yönüyle bir kapı açabilir mi acaba? Yani bu kadar böyle bir faydası olabilir mi? Yani hayatı daha iyi anlamlandırmak, varoluş amacımızı çözmek, ya her şeyi hani hayatla ilgili sorduğumuz bütün felsefik sorulara acaba edebiyatta cevap bulabilir miyiz ararsak? Bulabiliriz. Milyon tane kitap var, bence bulabiliriz. Çünkü neden? Beynimiz devamlı bağlantı kuran bir yapıya sahip. O ne kadar fazla kitap okursak veya ne kadar fazla metin okursak, metin görürsek, beynimiz farkında olsak da olmasak da bunları birleştiriyor. Ve bunları birleştirip bize bir çıkarım sunuyor. Bu çıkarım da bizim hissettiklerimiz oluyor. Karşımıza çıkan olayları nasıl değerlendireceğimizle ilgili, bu olaylara karşı bakış açımızı, çerçevemizi belirleyecek şeyler oluyor diye düşünüyorum. Bunlar da bizim sanırım okuduğumuz metinlerle alakalı diye tahmin ediyorum. Ya Şey bu mi? metinlerde yakalanamayabilir. Yani bu çok gezen mi, çok okuyan mı bilir muhabbetinde olduğu gibi ya çok yaşayan kişi de bunu Mesela. görebilir. Bu bakış açısını çok yaşayan kişi de sezebilir, görebilir. O yüzden ne diyoruz? Çok gezerek okuyan mı diyeceğiz? Evet, hani Hem mesela ben bunu gezip söylüyorum. görüp. Yani sadece tek yolu hayatı, yani varoluşumuzu keşfetmemizin, varoluş amacımızı bulmamızın falan filan tek yolu edebiyat değildir Değil. herhalde yani. Ya değil ama bu büyük oranda yardımcı olan bir şey. Ve Hani kolay bir yol herhalde mesela belki. başta söyledin ya hani kendimizi ya da duygularımızı yönlendirmede, yönetmede buna benzer bir şey söyledin diye hatırlıyorum. Mesela bana şeyi hatırlattı. Hani Sait Faik'in yazmasaydım Deli çıldıracaktım, deli olacaktım. olacaktım demesini hatırlatıyor. Çünkü yazmanın gerçekten değil mi? Yazmanın, okumanın arındıran bir tarafı Sağaltıcı var. bir taraf var. Tabii ki değil mi? Sağaltıcı bir tarafı var Ümit'in de dediği gibi. Ve hayata da bence büyük oranda anlam katan bir taraf var. Çünkü ortaya bir şey yazdığımızı düşünelim. Yani maddesel olarak da ortaya bir şey çıkması bile insanı tatmin eden bir Tabii şey. tabii. Hatta ya da mesela psikiyatristlerin, psikologların söylediği şeyler var değil mi? Yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra yazdıklarınızı bir beyinden çıkartmak bile size fayda sağlayan bir şey. Hani bu anlamda. Hani ben böyle hep edebiyatın bizi ruhsal anlamda iyi yapan tarafına odaklanıyormuşum gibi oluyor ama bence Yok yok, bence hayatı de bundan bahsetmek gerek. yani hayatı çok anlamlandıran bir şey. Çünkü insan bu yaşamda mutlaka bir anlam bulmak zorunda. Yani hani psikolojide benlik bütünlüğü dedikleri şey var ya, yani çok iyi tabii bir uzman kadar iyi bilmiyorum ama benim anladığım mutlaka benlik bütünlüğünü sağlayabilmek için bir varoluşsal amaç olması gerekiyor. Burada da edebiyatın rolü çok büyük oluyor gerçekten. Çünkü hiçbir şey yapmadığımızı düşünelim. Yani bir anlamsızlık içinde yuvarlanıp gideceğiz o zaman. Hani bir şey Çok da fazla yuvarlanamayacağız muhtemelen. Yani çok uzun bir hayat dilimi olmayacağı için o öyle bir amaçsızlık.
çok da fazla yuvarlanabileceğimi zannetmiyorum. Şu manada sonuçta seni nereye götürecek o amaçsız bir şekilde yuvarlanmak? İşte götüreceği deliliğe götürecek. Her şey çok uzun bir yol olmayacak. Yani çılgınlığa götürecek. Aynen. Ondan bahsediyorum. Yani yol derken onu kastediyorum esasında. O yüzden bence varoluşa bir anlam katma, öte taraftan ruhsal anlamda arındırma, diğer taraftan düşünsel bazı yatırımlar sağlaması açısından ben çok önemsiyorum. Yani illa edebiyat öğretmeni olduğum için değil. Zaten biliyorsun Gökçen, yani edebiyat öğretmeni olmadan önce de edebiyatla ilişkili bilir olarak yine aynı şeyleri düşünüyordum. Evet, bu konuyu söylediğin iyi oldu. Edebiyat öğretmeni olmak, edebiyatla ilgili master yapmak, bir şeyler yazmak zorunda değiliz. Evet. Bir edebiyat okuru, daha doğrusu okur gözüyle bakıyoruz. Edebiyattan zevk alan herkesi söylüyoruz. Bu herkes anda... Okumaktan zevk alan, bu edebi hazza ulaşan herkesin yaşayabileceği duygular bunlar. Biz üstüne işte başka işte yazmakla ilgili, diğer şeylerle ilgili ekstra duyguları ya da hazları alabiliyorsak o işin başka bir boyutu. İlle de bu olacak diye bir kaydı yok yani, bunu söyleyelim. Zaten ben de şu an bu düşüncelerimin hepsini edebiyat öğretmenliği kimliğimi gerçekten bir tarafa bırakarak kesinlikle söylüyorum. Öyle. Aynen, tabii. Hepimiz. Yani çünkü öğretmen olmadan önce de böyle bir yaşamsal karşılığı varsa bence... Tabii. O yüzden de varoluşa da ciddi anlamda katkı sağladığını düşünüyorum. Beyza'nın söylediği yorum benim aslında bahsedeceğim şeydi. Bu yaşamadığımız hayatları deneyimleme fırsatı sunduğunu düşünüyorum demiş. Evet. Ben de buradan şuna bağlayacaktım. Benim böyle hayatımda birkaç kitap vardı böyle hayatımda. Blog yazılarımda da daha önce bahsetmişimdir mutlaka. Hep böyle bir benim dönüm noktalarımdır. Kamelyalı Kadın'ı okumuştum ben lisede. Yani Kamelyalı Kadın'ı işte şey... Bizim düşük diyebileceğimiz işte bir kadın. Ya benim en azından çevremde göremediğim, asla deneyimleyemeyeceğim falan filan bir şey. Ve ben o kitabı okudum. O kadına bayağı hak verdim yani. Ya da işte çok yakın zamanda şey, Conrad'ın şimdi casusluğu da çevirdi, gizli ajan diye de çevirdi iletişim. O kitabını okuduğum zaman, o kitap zaten şey, bir gerçek bir haber, esin kaynağı gerçek bir gazete haberi. Ve aslında biz romanı okuduğumuz zaman o gazete haberin ardındaki olayları görüyoruz ve inanamıyorum. Yani gazete haberi, basit bir gazete haberi, üçüncü sayfa haberi belki. Ama onun ardındaki olaylara baktığımız zaman ya işte böyle bir hayat varmış falan diyoruz. Yani aslında şey de sağlıyor mu? Hani bu zaten bence hayattaki, kamusal alandaki temel şeyimizdir belki de. Yani temelde bence bunu başarmamız lazım. Empati. Empati ve karşındaki bunu yapıyorsa bir sebebi vardır falan filan. Evet Burcu, sendeyiz. Ben şunu düşündüm, yani başka bir şey söyleyeceğim belki ama sen dedin ya o kadının hissettiklerini düşününce diye. Şimdi bazı duyguların nedenlerini öğrenince her duyguya hak veriyorsun ama o zaman. Evet, tabii. Olamaz mı? Bunun problem mi görüyorsun? Ya, yani o zaman bu biraz ahlak felsefesine doğru da gidebilir. Gidebilir, evet. Her şeyi... Her şeyi kabul edebilir boyuta mı geliriz acaba o zaman diye düşünmeye kabul edebilir başladım. Değil de anlayış gösterebilir, evet. Anlayabilir. Her şeyin bir sebebi var. Her şeyin bir sebebi var. Kızma, herhalde kızmazsın artık öyle bir durumda. Kızgınlık karşına. Tamamen senin kendi ahlaki kurallarınla alakalı bir durum. Ahlakının sana emrettiği bir şeyse kızmak, kızarsın elbette ki. Ama güzel bir şey söyledi Gökçe. Empati yapabilmek için ille de onun başımıza gelmesi gerekmiyor. İşte bakın kitaplarda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. O empati duygusunu şey yapabilirsiniz, hissedebilirsiniz. O hissi size veriyorsa bunu kazanabilirsiniz durumu var. Kitapların evet bu yönü var. Kimdi bu arkadaşımız? Beyza. Beyza'ya teşekkür ederiz. Beyza'ya selamlar. Son zamanlarda ben özellikle son yıllarda bunu daha da çok hissediyorum. Yani çok daha zihnim açık. Bilmiyorum hani bu zamana kadar biriktirdiklerimden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama çok daha zihnim açık ve çok daha farklı şekilde bakabiliyor görüyorum. Bilmiyorum. Bu da iyiymiş de. İyi bir şey mi? Bu da iyi mi? İyi bir şey mi bilmiyorum. Kafalar gitmesin. Dilerim ya doğru. Toplumdaki kutuplaşmayı da azaltabilir belki diyor Fatma Zehra. Evet. Hani kesinlikle belki öyle. Bu işte klasik şey yapmak istemiyorum, batı toplumları falan deyip genellemek istemiyorum ama hani böyle de bir gerçek var herhalde. Kitap okuma oranı ya, daha fazla olduğu ülkeler daha medeni diyebilir miyiz? Ya da kitap okumayan insan cahil midir? Metaforik niye düşünüyorum. Bir kitap düşün. Üçümüz aynı kitabı okuyoruz. Kitabı okumadan önce üç farklı dünyayız. Birbirimizden tamamen bağımsızız. Ama okuduğumuz bir kitap üzerine saatlerce sohbet edebiliyoruz. Bu kitap... Metaforik düşünün. O kitap orada edebiyat simgeliyor. Tamam. Bu kitap bizi birleştirmiyor mu? Tabii ki. Birleştiriyor. Bunun gibi. Yani edebiyata da bu arkadaşımız söylediği gibi böyle bir
etkisi var. Kutuplaşmayı azaltıcı etkisi var bence. Nasıl okuduğumuzla da ilgili olabilir mi? Okurken ki bakış açımızla da ilgili olabilir mi? Mesela belli alanda çok fazla okuma yapan insanların sadece o bakış açısıyla her şeye yaklaştığını görüyoruz. Yani mesela diyelim ki milliyetçilik duygusundan söz edeceğim. Hı hı. Diyelim ki o alanda çok fazla okuyor. Başka başka kitaplarda okuyor ama o kadar kemikleşmiş ki onu kırmasını çok da sağlayamıyor gibi de geliyor bana. Yani burada okurken bence bizi açması için de, farklı bakış açıları yaratması için de farklı okumalar. Farklı okumalar ya da belki buradan şey konusuna gelebiliriz. Yine benim son yıl zamanlarda keşfettiğim, hatta sizinle de bazen konuştuğumuz. Dönem dönem farklı tür, farklı tarz, farklı üslupta. Yani böyle belli bir şey takılıyorsun mesela. Geçen sen söyledin. İşte mektuba taktın bu aralar. Evet, bu ara mektupçuyum. Mektuba taktın mesela. İşte mektup topluyorum. Ben de mesela sanırım 2 senedir falan... Sadece kadın yazar tabii ki de okumuyorum ama kadın yazarları ayrı bir dikkatle ve ayrı bir şevkle okuyorum. Ve erkek yazarlardan almadığım his kadın yazarlardan alıyorum. Böyle bir şey gelişti bende. Dönem dönem. Dönem evet, bu dönemsel yani oluyor. Farklı farklı kitaplar okumak, farklı dönemlerde farklı kitaplar okumak tam da benim söylemek istediğim şeyi ortadan kaldırmaya yeterli olur mu? Çok emin değilim. Bence insan nasıl söyleyeyim, belli bir aşamada herhalde çok yönlü düşünmeyi öğrenmesi gerekiyor ki sonradan okuduğu kitaplarda o düşünme sürecini daim kılsın, devam ettirmesini sağlasın. Anlatabildim mi acaba? Bilmiyorum. Yok yok, ben senin dediğini anladım. Biz evet farklı bir şey söyledik belki. Ama bilmiyorum ya, bir insan milliyetçi diyelim, sürekli milliyetçilikle ilgili kitap okur mu acaba? Yani bilmiyorum, hayır, bir yerden sonra insan hayır, sıkılmaz mı? Şundan bahsediyorum, okur demiyorum tabii ki. Hani dedik ya, farklı farklı da bakmayı sağlar okumak. Genel hı-hı anlamda okumaktan bahsediyorum. Ben de şunu söylüyorum, çok okuyan insanlar da farklı farklı bakamaya da biliyor. Belli bir evet, evet odak noktasında takılıp kalabiliyor ama yine çok okuyor. Onu ne yapacağız? Ondan bahsediyorum aslında. Evet evet, onu ne yapacağız? Yani onu aslında edebiyat bunun için bir çözüm değil demek ki. İşte onu da şöyle söylemeye çalıştım. Yani biraz erken yaşta herhalde o bakış açısını kazandırmak lazım. Farklı düşüncelere saygı göstermeyi öğrenmek gerekiyor. Yani çok yönlü bakabilmeyi öğrenmek gerekiyor bence burada. Aksi takdirde kendi bakış açına sürekli yatırım yapmış oluyorsun okuduğun kitaplarla. Evet, o konuda haklısın. Esas Songül'ün söylediği şey çok doğru. Diğer sanat dallarında da yapabiliriz bütün söylediklerimizi. Hangi sanat dalları mesela? Örnek versin. Yani ben aslında ya da şöyle sorayım. Bunu şey yapmaya şey çalışıyorum. Edebiyatı buradan ayırmaya hangi çalışıyorum. Hangi söylediğimiz hangi yargıyı hangi sanat dalı da bize veriyor? Onu söylesin tam olarak. Ona göre konuşalım. O söyleyene kadar ben şey, sizce tercih edilmeyen büyük bir çoğunluğun beğenmediği ve kötü dedikleri kitaplarda okumak gerekiyor mu? Çünkü neyi okumamız gerektiğini bilmemize ya da iyi eserle kötü eser arasındaki ayrımı iyi yapabilmemize yardımcı olur mu? Ha evet, daha önce bahsettiğimiz bir mevzu. Belki kaçırmıştır. Wattpad muhabbeti. Evet, hani tabii ki de kötü eserleri de aslında okumak ya da yani her zaman iyi eser okumak, evet. Ben de mesela ne kadar edebi olsa bile, hani edebiyatta da sonuçta bir şey var. İyi edebiyat, kötü edebiyat değil de. Edebi metnin duygusuyla alakalı bir şey sanırım. Yani bu edebi metnin duygusu bana, bu edebi metin bana şu kadar duygu hissettirir, bu edebi metin daha fazla hissettirir. Her zaman o eşit olmaz. Ve eşitsizliğin de verdiği bir keyif vardır sanırım. Yani iyi ya da kötü diye bir sıfatla yorumlamak ne kadar doğru bilmiyorum ama yani edebi niteliği olan ya da olmayan kitabı ayırt edebilmek için de belli bir okuma altyapısının olması gerekiyor zaten. Yani hep kötü kitap okumuş bir insan iyiyi bilemez. Tabii tabii, bilemez. Yani bunun ayrımını yapabilmesi için de zaten belli bir oranda farklı şeyler görmesi, farklı metinler okuması gerekir. Tabii tabii. Yani iki taraftan da okuması gerekir. Tabii ki. Ya bir yere kadar arkadaşımızın sorusuna cevap vereyim. Kötü kitaplar farkında değilse bir yere kadar okunabilir. Gerçekten okuma isteği varsa. Ama bu istek şuna evrilecek mi? Ben daha iyilerini istiyorum'a dönecek mi? Ben daha iyilerini istiyorum'a dönebilecekse farklı arayışlar içerisine girebilir. Ve bu konuda yani internette de işte öğretmenlerinden de çok daha nitelikli yönlendirmeler alacaktır, hı hı, kendisi. Bu biraz bireyde bitiyor. Yok ben farklı arayışlar içerisinde değilim. Okuduğumun da iyi olduğunu düşünüyorum.
genelin bunu kötü kabul etmesine ben çok umursamıyorum diyorsa, o kitapları okumaya devam etsin o zaman. Yani bu bireyde biten bir şey aslında. Demek ki birey o zamanda, o dönemde değil. O kitabın iyi kitap, kötü kitap ayrımını yapabilecek dönemde ya da yeni arayışlarda değil. Peki ben belki biraz da sayfamı bu vesileyle bağlayabilirim. Çocukları edebiyat alıştırmak için 3 yaşından 5 yaşından itibaren eğer kitaplarla tanıştırırsak ya da iyi kitaplarla tanıştırırsak acaba bu ayrımı yapabilecek duruma gelirler mi? Gelebilirler mi? Kesin, bence kesinlikle gelirler. Umut var mı? Tabii ki. Umut var. Yani yaşam alanı içerisinde olması bile, değil mi? Okumasa bile. Okumasa bile. Ama. Yok yok. Çizsin, hani, yazsın. Yazsın, çizsin. Aha. Kitap görsün. Kitaplık görmek bile bence çok etkili olabilir diye düşünüyorum. Çünkü illaki birinden birini merak edecektir bence. Sevilen ortak müziklerde, filmlerde, oyunlarda bambaşka insanları birleştirebilir diyor. Evet. Tamam, aksini savunan var mı? Biz edebiyatta bunlardan biri dedik sadece. Yani edebiyat ayrıyetten bunu çok daha... Çok daha iyi yapıyor. En iyisini edebiyat yapıyor. %50 indirimli falan. Böyle bir pazarcı iddiamız olmadı yani. Bir şey söyleyeceğim. Son güne çok yüklenmeyelim. Sanatı sadece bir alanıyla, mesela işte resimle ilgileniyorsun. O yönüyle bakıyorsun. Yani iç edebiyatla ilgilenmiyorsun. Olabilir. Yani evet. Bu problem midir? Yok, bence değil. Yani genel olarak sanatın böyle bir faydası var yani. Sadece edebiyat diyemeyiz o zaman. Var mı sorular? Sanırım bu benim söylediklerime yönelikti. Sen ne söylemiştin? Belli bir düşünce sistemi oturduktan sonra onu değiştirmek zor olabilir galiba demiştim. Elbette ki 30'dan 40'tan sonra da düşünceler mutlaka değişebilir. Da değişir. Herkes için geçerli olmayabilir. Onu demek istedim. Zaten söylediklerim genel geçerlidir demiyorum. Doğru. Yani bazı kişiler için geçerli olabilir, bazıları için geçerli olmayabilir ama hani bunu belli bir aşamada yapmak belki ileriye dönük daha faydalı olabilir diye söylemek istedim. Şunu diyebilir miyiz de genel olarak sanatın aslında var. Tabii ki var. Tabii ki. Özelleştiremeyiz belki. Ben her zaman söylüyorum. Sanat, spor, bilim. Bu üçü temelinde artık müfredatlar mı yenilenir, okullar mı yıkılır, ne olur ne olmaz bilmiyorum ama bu üçü temelinde ne olmalı, olacak ona her şey olmalı. Özellikle sanat üzerinde bakacak olursak, mutlaka herkesin ya bir enstrüman çalması, ya bir şarkıyı iyi bir şekilde, kendini iyi hissettirecek bir şekilde söylemesi, ya yazması, ya çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Küçük yaşlardan itibaren. Ve buna ömrü boyunca buna devam etmesi. Çünkü herkesin sığınabileceği bir yer mutlaka olmalı. Evet, ben de en başta bunu söyledim. Resme sığınırsın. Evet. Müziğe sığınırsın. Üretim anlamında da, tüketim anlamında da. Edebiyata sığınırsın. Üretim, tüketim anlamı hiç fark etmez. Ya bunun eğitimini vermek lazım aslında. Çünkü burada şu yine aslında aynı yere geleceğim ben belki ama bu yine varoluşa bağlanan bir şey. Kesinlikle. Bunların hepsi insanın bu dünyada olduğunu, var olduğunu, yaşadığını, kendine en önemlisi kendini gösteren, hissettiren bir şey. Ve insan her zaman ortaya bir şey koymak istiyor değil mi? Bir iz bırakmak istiyor. Elini bile bir yere koyup orada bir izi kalsın istiyor. Kitap yazmak istiyor, işte film çekmek istiyor. Bunların hepsi bence yine bizi varoluşa götürüyor diye düşünüyorum. Ve bu yüzden bence affedersin çok kıymetli bir tarafıyla. Bu yüzden bir tarafıyla senin dediğin gibi sağaltıcı. Ben o misyonun çok önemli olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Öyle. Hatta yani ben önemini arttıracağım şimdi. Katılanlar katılmayanlar olur bilemem. Bu sağaltım, bu boşaltım olmadığında kişi kendini daha huzursuz, daha mutsuz hissedip etrafına sataşacak. Tabii ki. Daha kötü bir ruh haline bürünecek. Psikolojisi bozulacak. Belki katil olacak. Değil mi? Araştıralım katilleri. Belki de çalmak istediği bir enstrüman vardı. Onu çalamıyordu. Bilemezsiniz bunu. Bilmiyorum. Çok mu edebi oldu? Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle artık son zamanlarda şeye başladım. Hani iyice işte postmodern dünyadayız ve hani doğru dediğimiz şey hakkında çok şüpheye düştüğümüz bir dönem aslında bu dönem. Ne doğru? Bilimde bile bilimsel bir şey oluyor. Bir süre sonra o yıkılabiliyor falan filan. Hı hı. Artık şeye geldim ya. Herhalde en doğru şey, en gerçek şey herhalde sanat diyorum.
Yani hatta benim açımdan tamam sanatın diğer dalları. Neyi doğru dediğine de ilgili. Yani doğru değil. Bir gerçek yani. En gerçek şey sanat gibi. Yani artık düşünceden ziyade o duygu. Ya çünkü çok düşünce pompalandı bize. 19. yüzyıl yok akıl çağı, bilim çağı falan derken çok fazla düşünceyle iç içe olduk. Bence o noktada artık sanırım Batılılar da bunun farkında. Ya duyguyu biraz şey yaptık biz. Önemsedik mi? Şimdi. Şimdilerde önemsemeye belki başlayacağız ama hani bir dönem biz gerçekten duyguyu küçümsedik. Çok öteledik. Aslında esas olan duygu sanırım. Yani ben en azından öyle görüyorum. Gerçek olanın duygu olduğunu düşünüyorum düşünceden ziyade. Haklısın bu konuda. Yani modernleşmeyle gelen bu şey, bilimin ön planda olması. Hala devam ediyor gerçi. Yapay zeka mesela. Yani sanayi devrimi diyorsun. Batılılaşma diyorsun. Şimdi aynen, modernleşme diyoruz. Ne oldu? Yapay zeka şu an yani... 60 yıl, 70 yıl öncenin modernleşmesiyle ya da 100-150 yıl öncenin belki daha eskilerin bu teknolojileşmesiyle ilgili yaşanan sorunları şimdi biz yapay zeka ile ilgili yaşıyoruz. Yapay zeka bilim insanlarının hızla üzerinde çalıştığı şeyler. İnsanların hatta bununla ilgili bilim kurgular da var. İşte insanları bir gün ele geçireceğiyle ilgili. Hani şeyden yine bahsediyoruz. Yine duyguyu bir tarafa bırakıyoruz. Yani insanlığın o içinde olan tohumun duygu olduğunu düşünüyorum ben de. Bilgi değil. Yapay zeka ile ilgili şöyle bir şey söyleniyor ya. Duydunuz mu bilmiyorum. Eğer onlar duygu, yani bir şekilde yani yapay zeka dediğim şey duyguları hiçbir zaman olmayacak, olamayacak. Gerçek manasıyla bilmiyorum. Hı. Belki de olacak. Bilgi yoluyla duyguları olabilir belki. Ya yani diyecek ki. Belki de. İşte... Ümit Burcu'ya şunu söyledi. O zaman Burcu'nun şunu hissetmesi gerekiyor. Otomatik. Yani hani bu duygu olamayacağı için yapay zeka hiçbir zaman insanın önüne geçemeyecek gibi bir şey söyleniyor. Ama öte yandan şöyle de bir şey var. Biz de giderek yani insanlık da giderek mekanikleşmeye başlıyor. Evet. Aslında ürettiğimiz robotlardan çok farkımız kalmamaya başlıyor. Belki edebiyat bu noktada da değerli. Yani edebiyat tabii demek çok doğru olmaz. Şimdi sanat değil. Edebiyat özellikle tabii. Yani bence bu noktada da önemli. Çünkü bizim duygularımızı kaybetmememiz gerekiyor. Giderek otomatikleşiyoruz, mekanikleşiyoruz. Giderek belki robotlaşıyoruz. Yani robotların da duygusu yok. Bizim de giderek duygumuz olmamaya başlıyor. Bir ortak yer bulacağız. Yani bir farkımız kalmayacak o ürettiğimiz evet, tabii robotlarla. Ki. Ya burada o zaman bahsetmeleri çok kolay olacak. Tek suçlu biz değiliz ama yani bu... şartlarda değil mi? Yaşadığımız demiyorum ama yani hani böyle bir gidişat var diyorum. Yani yaşadığımız hayat da bizi buna zorluyor. Bir sürü boyutu var sonuçta yani. Tek bir yere bağlamamız çok mümkün görünmüyor ama Gökçe'nin dediklerine burada katılıyorum. Önemli farkımız bu zaten. Burada da edebiyat daha doğrusu daha büyük bir kavram olarak sanat. Çok önemli bir misyon üstleniyor. Hatta belki ben bu arada işte bu doğayla falan ilgili metinler de okuyorum. İşte doğaya kaçış vesaire. Zaten uzun zamandır ilgilendiğim, ilgimi çeken bir yazı var. Böyle de tabii bir furya var. Hani insanlar sadece doğaya da kaçmakta değil de işte sadeleşelim. Hani o maddeden uzaklaşalım. Şimdi bir doğa dediğimiz şey duyguların daha çok ortaya çıktığı. Hatta inançla da daha çok ilişkilendirilir. Hani doğanın evet, olduğu yani evet. İnançtadır. Kent ortamından kaçalım, doğa ortamından kaçalım. Bence bu da benzer bir şey. Yani duyguları daha çok açığa çıkarmakla ilgili bir çabanın sonucu bence yine doğaya bence kaçış. Bence her şey popüler kültürün bir aracı haline geliyor. Bugün mesela ekolojik yaşama bu kadar yönelme çabası da sanki yine bir popüler kültür ürünü gibi. Tabii öyle ama hani bunun ortaya çıkış sebebi, bunun ortaya çıkma ihtiyacı yine bence bu sebepten kaynaklanıyor. İnsanlar artık duyguların daha çok ön plana çıkacağı ortamlar arıyorlar. Arıyorlar mı acaba gerçekten bunu? Bundan çok arayan, gerçekten arayan vardır, gerçekten aramayan vardır. O ayrı. Yani ortamlar artık insanlara yapay geliyor. O ortam ne kadar doğal olursa olsun o ortam yapay geliyor ve daha doğalı aranıyor. Yani mesela şu an içinde bulunduğumuz ortam yapay mı? Değil. İnsanlar arasındayız. İnsanlar yapay olmadığı için haliyle onların bize sağladığı mekan, ortam da doğal bir ortam. Ama o kadar insanlar diğer insanlardan bıkmış ve o kadar diğer insanları yapay olarak kodlamış ki onlardan daha doğal
yerlere kaçma ihtiyacı hissediyorlar. Ben bu konuda insanların doğala arama konusundaki duygularının gerçekliğinden de çok emin değilim. Yani ondan da çok emin olamıyorum. Gösteriş olsun mıydı? Yani şöyle bir tarafıyla çok popüler kültür ürünü haline gelmiş bir yaşam biçimini seçmek. Öte taraftan herkes bu kadar yapaylıktan söz ederken neden doğallığı bu yapaylık içinde yaratmaya çalışmıyorlar? Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum anlatabiliyor muyum. Ne yapacaklar? Ama... balkonlarına küçük bir bahçe mi? Yani balkonlarına yani... küçük bir bahçe mi? Mesela doğal yaşam içine ne giriyor? Buna da bakmak lazım. Sadece yeşile kaçmak mı? Yok değil de, elbette değil de yani bir örnek olarak sordum. Yani meselenin yine bence şeyini kaçırıyoruz, esprisini kaçırıyoruz. Yani bu çok benzer bir şey. Şey içinde diyemez miyiz bence? Aynı şey. Yani tamam. Edebiyat şimdi çok çok pohpohlanıyor edebiyat şu aralar. Hı hı. Çok işte Instagram'da herkes kitap okuyor falan. Herkes okuduğu kitapları paylaşıyor. Ama esasında hayır esasında edebi zevk dediğimiz şey o insanlar ne kadar alabiliyorlar? Yani ne kadar alıyorlar? O da tartışmalı zaten. Mevzu bence bununla alakalı. Yine hani bir popülerleşmenin yarattığı bir şey var. Mutlaka var yani. Çok özür dilerim ama Black Mirror diyeceğim burada. Hayır lütfen de. O sahneyi belki izleyenler hatırlarlar. Kurabiyeyi yediği, evet. Fotoğrafını çektiği ve tükürüp attığı sahne. Sen de bundan bahsediyorsun. Edebiyatın da bu hale gelmesinden. Bu hale veya ne kadar bahsediyorum geldi. Ve bu hale geldiği için açıkçası bir yandan da bu tip insanlar, hani bilmiyorum içlerini bilemem tabii ki de insanlar ama üzülüyorum. Yani çünkü o gerçekten edebiyatın verdiği zevki anlamamış olabilirler ve bunun için üzülüyor. Ve anlamayacaklar da. Yani böyle devam ederse. Ama zaten onlar o edebiyattan zevki almak için bunu yapmıyorlar. Bunun için yapmıyorlar ama keşke alabilseler. Tabii ki. Sanırım bütün çabamız bu yani. Edebiyat ne işe yarar? Sanırım bu işte edebi zevk dediğimiz işte varoluş amacı vesaire vesaire konuştuğumuz şeyler. Evet yani bunun onlar için üzülebiliriz belki hani böyle bir durumda ama yapacak bir şey yok. Nasıl buluşturabiliriz? O belki üzerinde durulması gereken bir konu ama yani çok umurumda değil. Burada bir bilinçlendirme kampanyası yapamayız zaten. Ya, 30 yaşında 40 yaşındaki insanlarla işim yok benim. O yüzden belki bu sayfayı hani açıyorum ki yani o çocuklar iyi edebiyatta bulsunlar. Ama 30 yaşında 40 ya biz gidelim mi? İtibariyle. Hayır ama hani benim onları o insanları değiştirmek gibi bir amacım ya da. Yok o işin esprisi yani, zaten. Keşke yapabilsek. Yani. Sen çok güzel bir iş yapıyorsun. Bu temelleri atarak. Teşekkür ederim. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Yani bilmiyorum ne kadar faydalı oluyor ama mümkün olduğu kadar iyi edebiyat paylaşmaya çalışıyorum. En azından bunu söyleyebilirim. Mümkün oluyor. Teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Benim sorularım tükendi. Eklemek istediğim şey. Çok keyifli bir yayında. Aynen, hakikaten keyifli bir yayın. Ne okuyorsun Ümit bu aralar? Söyleyeyim mi? Söyle. 13 gün mektupları. Evet, çantanda var. Az önce bize de okudun. Evet. Mektup dönemimdeyim şu an. Oluyor öyle arada. Zevkli bir şey ya. Yani arada böyle olması da zevkli. Mesela mektup okuyorum şu an. Van Gogh'un mektuplarını okudum. Orhan Veli'ninkini okudum. Cemal Süreyya'nınkileri okuyorum. Başka eser bir ruhun yalnızlığını bir araya aldım. Onu biliyorsun. O da ilgimi çektiği için zor alırım kitap araya böyle. Bunlar tatlı hisler. Yani kitap okumanın haricinde, edebiyatın haricinde böyle tematik okumak da hoşuma gidiyor. Ayrı zevk alıyorum bundan yani. Buyursan. Ben uzun zamandan sonra 2 gün önce bir roman değil ama Hilmi Yavuz okudum biraz. Şiir okudum. Evet, bu şiiri çok seviyorum. Evet, ara ara alıp kütüphaneden o anki ruh halime göre bir şair okumak beni mutlu ediyor. Onun öncesinde Gogol'ü okuyordum. Bir Deli'nin Hatıratı'nı. Şimdi şiir okuyorum biraz bu aralar. Evet, kırmızı kazağı okuyacaksın. Evet, kırmızı kazağı okuyacağım. Şurada da duruyor. Şey, Fatma Zehra'nın sorusunda öneri istemiş. Öğrencilere edebi zevk alıştırmak için ne önerirsiniz meslek lisesinde öğretmenim? İlgi alanlarını tespit etmek önemli. Çok evet. Genel geçer bir şey söylemem kesinlikle mümkün öyle. Değil. Yani en çok çekindiğim şeylerden biri de... Mesela tarih seviyorsa tarihi roman evet. Önerilebilir. Fantastik seviyorsa fantastik önerilebilir. Şimdi biz fantastik bir eser söyleriz. Ama çocuk çok beğenmeyebilir. Ekstra bir önyargı oluşturmuş oluruz. Aha, ondan bahsediyorum. Çok güzel söyledim. O yüzden ilgi alanlarına yönelik
Yani önce ilgi alanını belirleyip ondan sonra kitap önermek evet, daha mantıklı ben olacak. De son bir buçuk dakikamız. Bir buçuk dakika olan da bazen kesiliyor. O yüzden ben yayını toparlayayım. Hı-hı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Güzel kısırın için. Poğaçın için teşekkürler Burcu'ya. Afiyet olsun. Söylemeden edemeyeceğim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Katkılarınız için çok teşekkürler. Çok keyifli bir yayındı. İnşallah bundan sonra yine yanıma alacağım kimi konuklarımı. Hatta daha önce sıkıntı yaşadıklarımızı da inşallah yayına alacağım. Birisi Gülüştür, birisi de Fatma. Özellikle onları öncelikle almaya çalışacağım. Tekrar gelin. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yayını dinleyen herkese. Hoşça kalın.